Kaybının üzerinden tam 12 gün geçti. 35 yaşındaki Mahmut Dağıstan'dan hala bir haber yok. Eşi Aynur Erol şimdi hem eşinin yokluğuyla hem de geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Gözyaşlarıyla eşinden gelecek bir haberi bekliyor. Geçen cumartesi eşimin patronu eşimin haftalığını vermişti. Verdi ama ben gittim 500 milyonu kirayı verdim. Geri kalanla da idare etmeye çalışıyorum. Sağ olsunlar konu komşular yardım ediyor. Şimdi Yasin de köye gidecek mi gitmeyecek mi temelli onu bilmiyorum. Çünkü akşam abisiyle de konuştum Ebru abisiyle. Onlar da yanımda bırakmak istemiyorlar kaynımı. Onun da başına bir şey geliyor. Evet. Artık dediler ki Mahmut abiden bir haber var mı yok mu sen dedi bize dedi. Haber uçurursun yenge dediler. Kayınpederim. Yani bana diyor ki tamam diyor belki sana karşı bir hata yaptık. Seni ihmal ettik diyor. Seni yüzüstü bıraktık falan dedi. Allah göstermesin dedi. Mahmut'a bir şey olursa dedi. Sen ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Sen oğlumun emanetisin. Bir şey olduysa da gel sen başımızın üstünde yerin var diyeceğini beklerken sen dedi eski eşinin çocuklarının yanına gidersin dedi. Buralarda durma dedi. Zaten benim kocamdan başka kimsem yoktu. Yani kimse beni istemiyor. Kayınpederimi de gördüm. 2 gündür, 3 gündür yanıma düzgün gelmiyor. Benim onunla bir sorunum yok, kavgam yok. Ben şu olayları bir öğreneyim dedim. Ölü ya da diri hava yerini bir alayım. Ondan sonra Yasin'i dedim götürürsün dedim. Ben de korkuyorum ona bir şey olacak ama dedim. Şimdi aceleniz ne? Adamdan bir haber almamışsınız. Ha benim eski ev sahibim vardı. Dün oradaydım, akşama kadar oradaydım. Orada yedim, içtim. Kızım dedi, ben dedi para yok ki dedi, vereyim sana dedi. Sen ne yapacaksın, ne edeceksin dedi. Dedim yenge dedim bilmiyorum. Artık dedim bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim dedim bilmiyorum. Benim dolabım tam takır kuru bakır. Zaten ben yemekten kesilmişim dedim. Mahmut gitti ben bittim artık dedim. Benim nefesim de hayatım da her şeyim de oydu. Kötü de olsa bir haberini alayım. Bilirim ki toprağın altında böyle çok zor. Yani ben 15 sene olacak onunla evliyim. Tamam kavgalarımız olurdu, tartışmalarımız olurdu. Her ailede olan bir şeydi. Ama şu 12 gündür neredeyse onun sesini arıyorum ben evde. Kedim bile onu arıyor. Her zaman derdi bana, Aynur benim kıymetimi bilmiyorsun. Aynur benim kıymetimi bilmiyorsun. Bir gün ben ölüp gidersen beni çok ararsın diyordu. Asıl sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Her şeyle mücadele ediyorum, savaşıyorum dedim. Ben senin hakkını dedi, hiçbir zaman ödeyemem Aynur dedi. Ölmüşüm, 12 gündür ölmüşüm. Hayatta olsa arar. Ne yapar, ne eder o arar. Ya da gece çıkar, eve gelir. Çünkü ben eşimi tanıyorsam, o bensiz duramaz, bu evden ayrı kalamaz. Eğer yaşıyorsa... O zaten benim halimin şu an farkındadır. Desinler ki Aynur Hanım Yasin de yaşıyor. Mahmut da Aslan'da yaşıyor. Desinler dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Yeter ki bir ses gelsin, bir haber gelsin artık bana. Çünkü ben artık kaldıramıyorum. Perşembe akşamı işte kaynım erken geldi işten. Dedim ki Yasin dedim abini dedim bir arasana dedim. Yasin patronunu aradı. Onlar dedi... Hadi. Ondan sonrasını dinledik çünkü önceki bantta ya. Kesin demiyor musun? Bu kadın da kaldı ortada. Ben Mahmut için bir şey söyleyemiyorum. Mahmut'un tabii kaybının üzerinden 12 gün geçti. Ama Yasin Tüncel 57 gün oldu. Şeyi merak ediyorum ben. Mahmut Bey ve Aynur Hanım birkaç gün saklamışlar. Her türlü kaprisine katlanmışlar ve saklamışlar. Ne oldu da Mahmut da bunu yaptı Osman? Eğer Mahmut Yasin'le ilgili Yasin'in akıbetini biliyorsa ve aralarında ters düştüklerinde bir kavga anında bir alkol aldıklarında eğer bunu söylediyse o zaman ne yaparsın? İki kişinin bildiği sır değil de sır değil yani, dersin. İşte ona da aynı akıbet. Müge Hanım, keşke Aynur Hanım bu cesaretini Osman Ançer oraya geldiğinde gösterseydi polisi arayarak, burayı arayarak. Keşke kocası kaybolduktan sonra gelmeseydi. O zaman kendinin kocası da kaybolmayacaktı şu anda. Ve Yasin'e de ulaşmış olacaktık. O Osman Ançer de şu an elini kolunu sallaya sallaya dolaşmayacaktı. Keşke bu cesareti o zaman gösterseydiniz Aynur Hanım. Gülseren Hanım ben 2 gün yanımda kaldı arayamazdım. Çünkü aynı evin içinde Mahmut bir çabalık. Mahmut kaybolmasa yine kalmaya devam edecekti Aynur Hanım. Kalamazdı. Hatta ev tutalım falan demiş eşiniz ya öyle anlattınız. Ama o yokken...
Onu da başından salacağım dedi. Tamam dedi, artık ben de bıktım ondan dedi. Yani bizim de bir hayatımız olsun dedi. Yaza kadar dedi Aynur taşınacağız dedi. Nereye istiyorsan oraya gideceğiz dedi. Ben dedim yok, gidecek bu evden ya ben gideceğim dedim. Ömür boyu onunla yaşamak istiyorsan yaşarsın. Evinizdeki eşyalar kimin Aynur Hanım? Karısının. Aynur'un. Kimin karısının? Aynur'un. Osman'ın. Hiçbir şeyim yoktu benim evde. Osman Hançer eşyalarını size verdi değil mi? Evini. Evet. Ne zaman, onu ne zaman verdi? Geçen sene. Siz bayağı hatta, samimisiniz o zaman. Ben eşiyle daha çok samimiyettim. Tamam ama bayağı eşim bununla birlikte samimiyet. Yani sizin evinizdeki eşyaları da Osman Hançer verdi size. Karısı verdi, o evde yoktu. Ya canım işte tamam, o bu fark etmez. Yani sonuçta Osman... onlardan şey yaptım. Benim evde bir eşyam bile yoktu. Aynur dedi ki, Aynur dedi. Niye evde senin dedi, yok? Sen 15 yıldır bu adamla berabersin de niye hiçbir senin şeyim yoktu. Niye yok? Bir tane böyle bir yer yatağımız vardı. Ondan sonra biz orada yatıyorduk, orada kalkıyorduk. Senin Mahmut ilk evliliğin mi? Yok, ikinci. İlki ne oldu? İlki köyde yaşıyor. Çocuklarımla birlikte yaşıyor. Senin çocukların da var. Var. Kaç tane? İki tane. Sen niye ilk kocanı bıraktın? Yani ilk kocanı Mahmut için mi bıraktın? Yok. Onunla başka bir sorunlarım vardı. İhanet ettiği için ben ayrıldım ondan. Ondan ayrıldın, sonra Mahmut'la tanıştın. Evet. 14 sene boyunca bir tek yer yatağından evet, idare ettin. 14 yıl. Evet, doğrudur. Sen niye bir çalışayım demedin hiç bu 14 yıl boyunca? Çalışamıyorum ki. Niye? Beyinden ameliyat geçirdiğim için. Ne zaman geçirdin ki ameliyatı? Geçen sene. Tamam, geçen mi? Sene bir sene çıkart, geri kaldı. Yine çalışamıyorum. Benim çünkü ikinci ameliyat olmam gerekiyor. Sigortam yok, hiçbir şeyim yok. Param da yok. Çalışırsanız zaten sigortanız olacak. Yani çalışamıyorum. Düşüyorum, bayılıyorum. Ondan evvel de öyleydi. Ameliyat olmadan önce iyiydim, çok iyiydim. Ameliyat olduktan sonra zaten doktorlar da dedi, çalışamazsınız dedi. Yavrucuğum ben de bak bunu kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye soruyorum. Yani ameliyat olmadan önceki niye çalışmadın, niye bir işe girmedin? Ufak tefek işlerde giriyordum. Hı. Merdiven silmeye, bulaşıkçılığa falan giriyordum. Sonra birden birkaç ay öyle çalıştım. Sonra baktım ki iyice başım dönmeye başladı. Başım ağrıyor falan. Ondan sonra bıraktım. Bıraktım. Zaten Mahmut da dedi, daha sen dedi çalışma Aynur dedi. Ben çalışıyorum, ben sana bakarım dedi. Yani niye onu çalıştığıyla bir eşya bile alamadınız yani? 14 sene boyunca. Hep dedi biz kiracıyız dedi. Oradan oraya yeni eşya dedi, almama gerek yok dedi. Yani yıpranıyor eşyalar dedi. Ben dedi taşınmayı da fazla sevmiyorum. Eşya taşımayı da fazla sevmiyorum dedi. Yani senin de kayınpederi demiş ki sen de dön köyüne değil mi? Evet. Köyde kimin var? Çocuklar. Çocuklar kaç yaşındaki? Evli çocuklarım. Kızım Dul. Yeni birkaç sene oluyor ayrılalı da. Dön onların yanına diyor. He, yani oğlum evli işte. Kızım da babasıyla birlikte yaşıyor. İmkansız bir şey Müge Hanım. Yani o da evli şimdi. Zaten görüşmüyorum. Ben çocuklarla da görüşemiyordum kaç senedir. Eski kocan mı evlendi? Evet. Çocuklarımı yasaklamıştı benimle görüşmesine. Daha iyi geçenlerde beni aradım kızı. Ama yavrum sana bir şey söyleyeceğim. Buradan emniyet yetkilileri seni almaya geldiğinde ben hatta bir tane polis arkadaşa dedim ki hani eve dönmesin belki gelirler bu itiraftan sonra kadına zarar verirler. Dedi ki merak etmeyin biz kendisine soracağız. Ama tabii onun istemesi lazım. Kadın sığınma evine yerleştireceğiz. Evinde evet, evin kira, eşyan yok, yemeğin yok. Kadın sığınma evine gidelim demişler polis. Sana onu da kabul etmemişse. Ayrılamıyor Müge Hanım oradan. Artık Allah Allah. Artık diyorum yani Osman Hançer gelse bana da zarar verirse versin diyorum yani ben de bekliyorum. Hayır Osman Hançer'in zararından öte sen ne yiyeceksin ne içeceksin evin kira. Sana polis bir seçenek sundu niye o seçeneği de değerlendirmiyorsun? Şu an ne bileyim hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece o evden ayrılmak istemiyorum. Sebep ne? Bilmiyorum. Ben de yani... Bu seçenekleri insanları yani doğru kararlar vermiyorsunuz Aynur Hanımcığım bak çok samimi söylüyorum. Yani o senin Mahmut'la nikahsız bunca yıl beraber olman da doğru bir karar değildi. Farklı şu anda değil. O evde yiyecek ekmeğin yok. Bir imkanın da var polis seni oraya gönderecek. Çünkü şu anda zaten yani bu itiraftan sonra seni polis de koruma altına almak istedi. Ona oraya da gitmiyorsun. Bari Mahmut dönene kadar gitsene. Orada da sen belki... Yer silemezsin ameliyatını bilmiyorum ben doktor değilim raporlarını görmedim ama bir el işi yaparsın. İnsanlar alıyorlar kalem içi dolduruyorlar yine paralarını kazanıyorlar. Ya yine yapıyorum evde oturduğum yer.
atkısı da işte kışlık şeyler örüyorum. Çıktığı kadar çıkıyor işte. Bazen de işte bir komşular çağırıyor. Aynur gel şu merdiveni falan yavaş yavaş sil diyorlar. Gidiyorum işte merdiven falan siliyorum. Bir izleyicimiz aramış demiş ki ben dolandırılmıştım. Osman Hançer girdi devreye. Bizim paramızı alacaktı karşıdan yani belirli bir yüzde karşılığında ama alamadı. Sizin iddia ettiğiniz gibi Kerim de her şeyi bilir, bu davaları bilir. Osman bu işleri yapıyor. Arkadaşı Dilaver'in yanında olabilir diye bir ihbarda bulunmuş ve kapatmış. Dilaver'i bana Kerim söylemişti. Dilaver diye bir arkadaşı var Yakup'u da dedi. Onun yanına gidelim dedi yarın geleyim. Sonra Kerim bizden kaçtı. Bir daha Dilaver'in yanında olabilir demiş. Ama yaptığı iş hani bir tane gazete küpürü okumuştuk ya tetikçiyim metikçiyim evet. Falan davasına yani. Efendim valla maalesef burnumuza hiç iyi kokular gelmiyor. İnşallah yanılıyoruzdur. O zaman Osman Hançer'den ricam çıksın ortaya. Ben Yasin'i şurada bıraktım. Mahmud'u da burada bıraktım desin.